Herkese merhaba. Bugünkü tarifim açma. Bu tarifi denedikten sonra başka bir açma tarifi denemeyeceğinizin garantisini veriyorum. Çünkü bu tarifin puf puf olmama gibi bir ihtimali kesinlikle yok. Şimdi kullandığım malzemelere geçebilirim. 4 tane haşlanmış patates, 6 su bardağı un, 1 paket instant maya, 2 tane yumurta, 1 tanesinin sarısını ayırdım. 3 yemek kaşığı şeker, 3 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı da sıvı yağ. Patateslerimi rendeden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi parçalanıyor. Rendeden geçirmek zorunda değilsiniz. Önemli olan patateslerinizi güzel ezip hamur gibi yoğurmak. Ben daha pratik olsun diye hafif rendeden geçirdim. Şimdi patateslerimi elimle güzel hamur yoğurur gibi yoğurup patates püresi kıvamına getirmeye çalışacağım. Patateslerinizin tamamen yok olmak zorunda değil. Yerken zaten ağzınıza patatesler geçmeyecek. Gördüğünüz gibi güzel macun gibi yaptım. Şimdi yumurtamı ekliyorum. Yumurtamın bir tanesinin sarısını ayırdım. Üzerine süreceğim. Şeker. Bir paket instant maya. Tuz. Yarım su bardağı da sıvı yağımı ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben 6 su bardağı un kullandım. Fakat sizin yine de kontrollü gitmenizde fayda var. Hamurunuz çok katı, sert olmayacak. Un ekledikçe unu kabul eden bir tarif bu. O yüzden 6 su bardağı un yeterli. Siz 7'ye de çıkabilirsiniz. İçerisinde zaten patates olduğu için sürekli hamurunuz yumuşuyor ve eklediğiniz unu alıyor. Gördüğünüz gibi hamur elime yapışıyor. Kıvamı tam da bu şekilde olacak. Elinize yapışmayan gayet katı, normal poğaça hamurları gibi bir hamur elde etmeyi düşünmeyin. Gördüğünüz gibi elime yapışıyor. Bu şekilde tenceremin kapağını kapatıp 1 saat kadar mayalanmayı bırakacağım hamurumu. Hamurum çok güzel mayalandı. Bir kaseye sıvı yağ alıyorum. Ellerimi yağlayarak hamuruma şekil vereceğim açmama. Bir kasede yanınızda yağ bulundurmanız çok önemli. Çünkü hamurumuz çok yumuşak bir hamur olduğu için elinize yapışma ihtimali de çok yüksek. Çok az da tepsimin altını yağladım. Elimle rulo şeklinde yapıp etrafını ters yönde döndürüp uçlarını birleştiriyorum. Fakat bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Farklı bir şekil, modelde verebilirsiniz. Şimdi tekrar gösteriyorum gördüğünüz gibi. Doladım, uçlarını birleştirdim ve tepsime yerleştirdim. Hamurlarınız çok büyük almamaya çalışın. Çünkü çok kabarıp çok yumuşak olan bir açma. Çok büyük alırsanız daha da büyüyüp çok iri yayılan bir açmanız olabilir. Son turu da yaptım. Şimdi kenara ayırdım yumurtamın sarısını güzelce çırpıp üzerlerine süreceğim. Yumurtanızın sarısını mümkün olduğunca uzun ve fazla çırpmaya çalışın. Özellikle yumurta kokusuna karşı bir hassaslığınız varsa. Bunu da yaptıktan sonra üzerine çörek otu susam karışımı serptim. Fakat siz sadece çörek otu da atabilirsiniz. Tamamen boşluğa bırakabilirsiniz. Bu yine sizin kendi tercihinize kalmış bir şey. Ama ben çörek otunu açma türünün üzerinde çok beğeniyorum. 180 derece fırında 45 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi poğaçalarım hazır. Daha fazla tarif için lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoların altına yorumlarınızı bekliyorum.